Merhaba. Bugün 13 Temmuz 2020 Pazartesi. Bildiğiniz üzere 19 Temmuz 2020 Pazar günü tekrar Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz. Magdalena çantaları hazırlarken ben de vinyetleri satın alayım dedim. 1 Haziran'da gittiğim zaman vinyetleri online satın almadım. Sınırlardan geçip geçemeyeceğim belli değildi. O yüzden her sınırdan geçtikten sonra ilgili ülkenin vinyetini durarak aldım. Bu bana 15'er dakikadan en az 15'er dakikadan yaklaşık 1 saate mal oldu. Tüm yol boyunca. Bu yolculuğumuzda vinyetleri online satın alacağım. Ve bana birkaç kişi de sormuştu diğer videoların altında online nasıl alınıyor, online niye almadın gibi sorular gelmişti. Onunla ilgili de hem bir bilgilendirme videosu olsun, ihtiyacı olanlar buradan faydalansın diye video olarak kaydedeyim ve yükleyeyim istedim. Umarım bir faydası olur. Avusturya için hemen vinyeti almak için şöyle ekranımızı açalım. Bir tane internet tarayıcısı açalım. Burada bir sayfa açık kalmış. Bu Mehmet Asir'in kanalı, YouTube kanalı. Çok güzel videolar, slalom videoları yapıyor bu. Çok beğeniyorum ben bunun videolarını izliyorum. Hepsini izledim videolarının. Hepsine like attım. Yorum yaptım. Olumlu, olumsuz yorumlarımı hepsini yapıyorum ben buna. Abone olmamışım. Şuradan hemen abone olayım. Bildirim zilini de açayım da bir dahaki videolarını kaçırmayayım. Hem bir de bir şey duydum ben. Bu Mehmet Asir şimdi 19 Temmuz'da yola çıkacağı zaman bütün yolda çıtayı bir kademe daha yükseltip canlı yayın yapacakmış. Bütün yolu canlı yayınlamak istiyormuş. Bakalım yapabilirse. Neyse reklam yapmayayım ben bunu. Evet. Avusturya vinyeti için bir internet arayıcısı açıyoruz. shop.asfinag.at yazıyoruz. Veya bu videonun altındaki Avusturya dijital vinyet linkine tıklayarak da bu sayfaya ulaşabiliriz. Bu sayfada bizi 4 seçenek karşılıyor. Bu sayfada eğer sayfa Türkçe dilinde gelmediyse veya tanımadığınız bir dilde geldiyse buradan Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca gibi birçok ülkenin dili var. Türkçe de var. Buradan Türkçeyi seçerek her şeyin Türkçe olarak karşımıza çıkmasını sağlayabiliyoruz. Buradan 4 seçenek var. Birinci seçenek 10 günlük vinyet, ikinci seçenek 2 aylık vinyet, üçüncü seçenek yıllık vinyet ve dördüncü seçenek mesafeli geçiş ücreti dediği bu sadece o yoldan veya o tünelden geçeceğimiz zaman ödememiz gereken ücretler burada. Şimdi biz 10 günlük vinyeti buradan seçiyorum ben. Bir sonraki sayfada iki seçenek karşıma çıkıyor yine. Bu seçeneklerde birincisi tüketiciyim seçeneğini seçersem eğer 18 günden daha önce yapacağım yolculuklar için vinyet online olarak satın alamıyorum. En erken satın alabileceğim tarih 31 Temmuz. Yani 31 Temmuz ve sonrasında gideceksem bu birinci seçeneği seçerek satın alabilirim. Ama biz 19 Temmuz'da gideceğiz. O zaman buradan online olarak satın alamam. Ne yapabilirim? Ya sınırdan geçtikten sonra veya sınırdan geçmeden önce cama yapıştırılan bir vinyet satın alabilirim veya buradan şirketim seçeneğini seçerek iptal hakkım olmayacak şekilde satın alabilirim. Burada diyor ki şirket olarak satın aldığınız dijital vinyet ve dijital mesafe geçiş ücreti yıllık kartı anında geçerlidir. Yani şu andan itibaren geçerli olabilir. İstediğimiz tarihi seçebiliriz. Şirketlerin online satın almalarda sözleşmeden geri çekilme hakkı iptal olur. Yani bunu iptal etme şansımız kalmıyor. O yüzden biz şirketimi seçiyorum ben ve onaylıyorum. Buradan 10 günlük vinyeti seçtik. 9,40 yani 9 euro 40 sent ödeyeceğiz bunun için. Buradan taşıt türü arabayı seçiyorum. Motosiklet seçersem eğer 5,40. Motorla gitmek isteyenler için 5,40. Arabayla gitmek isteyenler 9,40. Ben arabayı seçiyorum. Düzenleyen ülke ben Almanya'yı seçiyorum. Buradan Almanya ve Avusturya seçilirse sadece o iki ülkede şurada baştaki şehir kodundan sonra bir tire, orta tire, çizgi, ne bileyim eksi işareti konulması gerekiyor. Ondan sonra plaka devamının yazılması gerekiyor. Başka bir ülkeye, hatta Türkiye plakası, başka bir ülkenin plakası boşluk bırakılmadan bütün plakada görülen sayılar ve rakamlar sırasıyla yazılıyor diğer ülkelerde. Avusturya ve Almanya'da tireyle, yani bu şekilde plakamızı yazıyoruz.
Sonra aşağıya tekrar aynı plakayı tekrar yazıyoruz. Evet, plakayı iki kere doğru bir şekilde, yani ikisini de aynı bir şekilde yazdıktan sonra burada bir ön izleme oluşturuyor. Bu ön izlemeye de bakarak plakamızın doğru olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bir harf yanlış, bir rakam yanlış olursa, yani aldığımız vinyet bizim arabamız için geçerli olmaz ve bizim arabamız o yollardan kaçak geçmiş olur. Vinyet satın almadan geçmiş olur. O şekilde işlem görür ve bunun cezası Avusturya'da vinyet almadan otobanda araba kullanmanın cezası 120 euro. Plakamızı da kontrol ettikten sonra gideceğimiz tarihi seçiyoruz buradan. Geçerliliğin başlangıcı. Göründüğü gibi şirketimi seçtiğim için az önce bugünden itibaren 13 Temmuz'dan itibaren vinyet satın alabilirim ve anında geçerli, şu anda sınırda bile olsam geçip gidebilirim buradan. 18 gün beklememe gerek yok. Ama biz 19'unda geçerli olmasını istiyorum. 19 Temmuz pazar günü yola çıkacağız. Nasip olursa 19 Temmuz'u seçtiğim zaman burada 19 Temmuz 2020 ile 28 Temmuz 2020 arasında geçerli diyor vinyet. Buradan devam diyebilirim ama ben Macaristan üzerinden gidecek olsaydım devam diyebilirdim. 9.40 euro öderdim ve Avusturya'yı 9 euro 40 sente geçerdim. Ama Slovenya üzerinden gideceğim için daha farklı otoyollar ve tüneller için ücret ödemem gerekiyor. Onun için buradan başka ürün ekle diyorum. Mesafe geçiş ücreti 4. seçeneği seçiyorum. Buradan geçeceğim otoyolu veya tüneli seçerek ödemesini yapmam gerekiyor. Ama bilmiyorsam eğer hangi tünellerden geçmem gerektiğini veya nerenin ücretli olduğunu bilmiyorsam buradaki harita simgesine tıklayarak Avusturya haritasını açıyorum. Buradan Salzburg'dan girip Kravenken'den Slovenya'ya geçmek istiyorum. Yani Avusturya'ya Salzburg'dan gireceğim. A10 üzerinden bu şekilde. Buradan Tavern otoyolundan geçeceğim. Sonra buradan Kravenken'den geçip Slovenya'ya geçeceğim. O yüzden buraya ve buraya, bu yeşillere tekrar ödeme yapmam gerekiyor. Burayı tekrar seçiyorum. Tavern, bunu seçiyorum. Buradan seçimi kabul et diyorum. Bu seçimi kabul ettiği zaman buraya geldi. Tavern otoyolu. A10 Tavern otoyolu. Bir gidiş 12,5 euro. Bir gidiş dönüş veya iki gidiş 25 euro. Herhangi bir şey fark etmiyor. Şimdi de alsam, daha sonra da alsam bir şey fark etmiyor. Benim dönüşte ne zaman, nereden döneceğim belli olmadığı için ben sadece gidiş bileti satın alacağım şimdi buradan. Bu gidiş bileti için 12,5 euro ödeyeceğiz. Ve bu otoyol için alınan bilet 13.07.2020, yani bugün başlayıp 12.07.2020 seneye dün, yani tam bir sene sonra, bir sene geçerli oluyor bu. Buradan yine plakamızı kontrol ediyoruz altta. Bu plakaya işlenmesini istiyoruz. Buradan devam diyebiliriz veya ben bir tünel daha ekleyeceğim için buraya başka ürün ekle diyorum. Mesafe geçiş ücreti seç diyorum. Buradan güzergahta haritayı açıp Kravenken tüneli için seçimi kabul et diyorum. Burada sadece bir gidiş var, dönüş yok. Bir gidiş seçiyorum. Çünkü dönüş yok, çünkü Kravenken tünelinde güney yönüne giderken Avusturya'ya, kuzey yönüne giderken Slovenya'ya ödeme yapmamız gerekiyor. Dönüşte ödemeyi Slovenya'ya yapacağız. Yani. O yüzden bir gidişi seçtim. Yine bugünden itibaren bir yıl geçerli bir bilet alıyorum. Plakamız burada. Her şey tamam. Üçüncüyü de seçtiğime göre devam diyorum. Devam dedikten sonra burada dijital bir ürün aldığım için benden e-posta adresi istiyor. İki kere istiyor. Yanlış yazıp yanlış yere gitmesin diye iki kere tekrar ettirmek istiyor. Ben buraya e-mail adresimi yazıyorum. Alt tarafa da e-mail adresimi yazıyorum. Burada iki tane seçenek var. Bu seçenekleri seçmiyorum ben. Ödeme türü kısmına gelip ödeme türü olarak kredi kartı, PayPal, anında havale gibi, yani birçok seçeneğin arasından ben PayPal'ı seçiyorum. Fatura adresi isteyenler buradan fatura adresi seçeneğini seçip
burayı doldurabilir ve fatura alabilir. Bu faturayı da gider olarak göstermek isteyenler burayı doldurur. Ben gerek görmüyorum böyle bir şeye. Evet, mail adresimi yazdım. Seçenekleri hiçbirisini seçmedim. Kutucukları boş bıraktım. PayPal'ı seçtim. Buradan devam diyorum. 29.40 euro ödeme yapmam gerekiyor. Şöyle biraz aşağı indireceğim. Evet, sipariş özeti sayfasında görüyoruz. Şimdi toplam 29 euro 40 sent para ödeyeceğim Avusturya'ya. Tek geçiş için, geri dönüş için de eğer aynı yoldan geri dönersem aynı ücreti ödemem gerekiyor. 10 gün içinde dönersem bu ücreti ödememe gerek yok ama diğer iki ücreti yine ödememe gerek var. O 10 gün içinde dönersem ama 10 günden sonra döneceğim için ben yine aynı yoldan gelirsem yine aynı ücreti ödeyeceğim. Buradan 10 günlük vinyetimiz 9.40, plakamız Almanya'ya kayıtlı, plakamız bu şekilde. 10 günlük vinyetin başlangıcı 19 Temmuz, bitişi 28 Temmuz. Tavern otoyolu için bir gidiş 12.5 euro ödeyeceğiz. Buradan Almanya'ya kayıtlı plakamız yine burada aynı şekilde yazıyor. Kravenken güney yönü için de bir gidiş plakamız yine burada yazıyor. 7.5 euro da oraya ödeyeceğiz. Buradan yani sözleşmeyi her şeyi kabul ediyoruz ve sipariş et butonuna tıklıyoruz. Şimdi burada sayfa İngilizce olarak geldi. İstersek buradan istediğimiz ülkenin dilini seçebiliriz. Türkiye olarak seçtim şimdi. Mail adresimi ve şifremi yazdıktan sonra giriş yap diyorum. Ben PayPal'ı seçtiğim için bu sayfaya yönlendirdi beni. Kredi kartı seçseydim ödeme şekli olarak kredi kartı bilgilerimi gireceğim sayfaya yönlendirecekti beni. Şimdi buradan PayPal'la 29.40 euro ödeme yapacağız. Fox, evet, bankadan çeksin istiyorum. İstersem kredi kartından çeksin isteyebilirim. Buradan yine İngilizceye çevirmiş burayı. Buradan Pay Now bastığım zaman evet ödemem onaylandı. Alışverişiniz için teşekkürler dedi. Sipariş onayınızı ve faturanızı en kısa sürede e-posta ile alacaksınız dedi. Şimdi mail adresime girip oradan kontrol edeceğim. Evet, mail adresime bu şekilde kontrol ediyorum. Değerli müşterimiz, Aspenak Web mağazamızdan alışveriş yaptığınız için teşekkür ederiz. Ekte fatura numaranızı ve sipariş onayınızı bulabilirsiniz gibi bu şekilde bir mail atmış bana. Bu şekilde faturama baktığım zaman ne satın aldığım burada 1, 2, 3 kalem halinde görünüyor. Ne kadar para ödediğim görünüyor. Hangi plakaya satın aldığım görünüyor. Ne zaman satın aldığım görünüyor. 10 günlük vinyetin hangi tarihlerde geçerli olduğu burada görünmüyor. Genel kullanım şartları bu şekilde. Türkçe olarak çok güzel bir şekilde PDF göndermişler. Genel kullanım şartları. Ha süper. Böyle. Burada her bir ürün için tek tek var. Eğer göstermek gerekirse bu sayfayı e-mail'den açarak gösterebiliriz veya bu sayfanın çıktısını alabiliriz. Ben öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Zaten plakalar otomatik olarak okunduğu için gerek yok. Bu 10 günlük vinyet için bilet. Bu otoban, Tavern otobanı için, A10 Tavern otoyolu için bir gidiş. Böyle güzel bir, evet, gösteriyor nereden geçeceksin. Evet, sadece belirtilmiş olan plaka ile mümkündür diyor geçiş. Evet, iyi yolculuklar diliyoruz. Her şey Türkçe. Şu anda yani bana gönderdikleri bütün dosyalarda Türkçe geldi. Harika bir şey. Evet, Kravenken yönü için aldığım bilet burada. Yani faturası ve 3 tane bilet ve kullanma. Ne diyor? Genel kullanım şartları diye bir dosya gönderdiler bana mail olarak.
Yani bu kadar. Evet, Avusturya vinyetimi ve otoyol ücretlerini, tünel ücretlerini ödediğime göre Avusturya ile ilgili düşünmem gereken bir şey kalmadı artık. Diğer ülkelerle ilgili vinyetlerimi de aldıkça yine videosunu çekeceğim. Onları da atacağım. Belki birilerinin işine yarar, faydasını görür. Artık gün saymaya devam edebilirim. Sayılı gün çabuk geçer inşallah. Bugün ayın 13'ü, 19 Temmuz 2020 Pazar günü yola çıkacağız. 5 gün gibi kısa bir süremiz kaldı. 6. günde yoldayız. O yüzden onu saymıyorum. Bugünü de saymıyorum artık. Bugün de bitti sayılır. Yolda olan, yola çıkacak olan herkese kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar dilerim. Geç geldi desinler ama geçmiş olsun demesinler. Yolunuz açık olsun.